Aslında gerçekten çok güzel bir hamilelik süreci geçirdim. Başlangıçta evet mide bulantılarım oluyordu ama çok az, sabahları oluyordu. Onu da zaten çubuk kraker vesaire yiyip geçiştirebiliyordum. Zaten doktorum sürekli yürümemi söyledi. Hep yürüyüşe gidiyordum ve bu dönemde hep aktiftim. Antrenine zaten sürekli videolar çektik, gördünüz. Devamlı geziyorduk. Şimdi vallahi her şey 33. haftada oldu. Sancılar başlayınca gerçekten çok endişelendim. Çünkü yani böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Ben bu kadar çok olabileceğini. İlk sancı geldiğinde hatırlıyorum. Biz ne yapacağımızı bilemedik. Gerçekten bir panik yaptık, telaşlandık. Bilenler bilir, bizim çanta her zaman hazır. Yani bir yere gidilecekse o çanta her zaman hazırdır, biz gideriz bir yere. Bugüne kadar gördüğümüz tüm rüyalar, hem Arzu'nun hem de benim, hep erken doğum. Evet, sancı var ama doktor eve gitmemi söyledi, hani beklememi söyledi. Çünkü hani 10 dakikada bir ya da 5 dakika bir düşmüyor sancılar. Gelmeyecek dediler. Yani normalmiş. Bu sancılar normalmiş. Bayramda sanırım ya da bayramdan önceydi. İkinci defa yine çok yoğun sancı yaşadığım bir dönem oldu. Bu sefer tamam. Geliyor. Çanta hazır. Bilenler bilir. O zaman doktorum da tatildeydi ve o da çok endişelendi erken doğum olacağı için. Çünkü o da yurt dışındaydı. O zaman gerçekten ben bu ilkine göre daha fazla korktum. Çünkü bu sancılar bayağı gerçekti. Gelmedi. Ciddi anlamda çok arttı. Her gün oluyordu ve ben sürekli saat tutuyordum acaba hani gerçek sancı mı diye. 38. haftada, doğumdan bir gün önce ben sabaha kadar hiç uyumadım. İmkanı yok diyorum. 41'den önce gelmez. Sonra sabah bana bir şey oldu. Yani bir anda sancılarım durdu. Böyle bir enerjim var. Normale döndüm. Sonra o gün de misafir gelecekti. Biz Abdurrahim'le böyle o enerjiyi almışken Abdurrahim evi süpürüyor, ben siliyorum. Arzu aldı bezi. Yerlere kapanıyor. Yerlerde siliyor. Daha iyi çıksın diye yerler. Sonra o gün benim kontrolüm vardı. Aslında biraz da böyle içimden de geçiyordu. Hani kontrole gideceğim ve sonra doktor bana yatış verecek, doğuma gideceğim diye. Gerçekten de öyle oldu. Ve biz kontrole gittik. Tabii ki kızımız yine bize yüzünü göstermedi. Sonrasında doktor dedi ki evet artık doğum başlamış. Dedim emin misin? Benim sancılarım gitgide artıyor iyice. Biraz uyumak istiyorum, uyuyamıyorum. Doktor işte 5 dakikada biri düşünce gidersin falan dedi. Benim sancılarım bayağı 3 dakikada bir falan bayağı kötüydü. Hastaneye gittik. Çantamız hazır. Gidiyoruz. Ne sandın? Covid testi geç çıkacağı için bana erken çıkan testlerden yaptılar tekrar. Ve hastaneye yatış için bir süre testin sonucunun çıkmasını beklememizi istediler. Ve biz o sırada yemek yemeye gittik. Niye? Çünkü Abdurrahim'in karnı aç. Eğer doğum yaparsam aç kalacak. Dedim böyle olmaz. Açız ikimiz de. Ve ben hastaneye gittim ve gerçekten doğum oldu, olacak gibi konuşuyor. Doktorum da oradaydı. Ve biz o sancılarla yemek yemeye gittik. Yemek söylüyoruz ama benim hiç yemek yemek içimden gelmiyor. Ben bir de yanlışlıkla karışık söylemişim. Benim yemek bitiyor, bir daha geliyor. Bir daha bitiyor, bir daha geliyor. Yani enteresan. Oradan tekrar hastaneye gittik. Test sonucum çıkmış, negatif, yatabilirsin dediler. Sonra biz odamıza girdik. Şöyle Arzu'yla bir göz göze geldik. Arzu'nun sancısı yok. Saat 6'da bir girdik. Saat 12'ye kadar takılmaca. Yürüyüş yapın, pilates topları falan böyle. Biz pilates topunu çektik, birbirimize atıyoruz. Aslında hep böyle şey, tam hayal ettiğim gibi bir doğum başlangıç süreciydi. Çünkü ben biraz korkuyordum. Bir anda işte böyle doğum başlar, hemen hastaneye gitmek zorunda kalırız. Güzel bir süreç olsun istiyordum. Gerçekten o başlangıç süreci güzel bir süreçti. 12'den sonra.
süreç gerçekten benim için biraz zorlayıcı bir süreçti. Bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. YouTube'daki videoları izliyoruz. Böyle doğum hikayelerini. Orada da ismini hatırlamıyorum şimdi. Kadın om seslerini yapıyor. Arzu dedim bari om sesleri yap. Bizim sesler çığlığa dönüştü. Biraz normal doğum zaten çok istiyordum ve kendimi aslında buna hazırlamıştım psikolojik olarak. Normal doğum yapacağım, asla vazgeçmeyeceğim diye. Son dakikada biraz bende acıdan dolayı bir yani nasıl söyleyeyim, vazgeçtim yani. Dedim ben istemiyorum, ben sezaryen olmak istiyorum, beni bayıltın, bana epidural yapın ama doktorum hiçbir şekilde kabul etmiyor. Epidural yapın diyorum, hayır artık çok geç, yapamam. Ben doğurmayacağım dediği cümleleri gayet iyi hatırlıyorum. Onu ikna ettim doğurmaya. Bu sefer de başladı beni bayıltın, bayıltın dedi. Bayıltın diyorum, hayır sen yemek yiyip gelmişsin, ben sana anestezi veremem. Doktor bana bakıyor, bayıltalım mı? Dedim bayıltmayın. Bayıltmayın dedim, yapacak. Annesi de normalde olmuş. Yapar, niye yapmasın? Abdurrahim'in bana destek olacağını biliyordum ama bana bu kadar çok fazla destek olacağını düşünmemiştim. Çok gerçekten çok 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 destek oldu. Doktora daha öncesinde aslında ben şeyi de söylemiştim. Abdurrahim'in doğuma girmesini istiyorum diye söylemiştim ama hastanemiz Covid'den dolayı kabul etmiyordu bunu. Saat 3 gibi falan doktorum dedi ki doğumhaneye alalım. Dedim geliyor. Bu sefer kaçış yok. Doğumhaneye gittik. Ben artık zaten doğumhane sürecinde biraz kendimi bırakmıştım açıkçası. Artık hani sancılarım geldiğinde gerçekten bağırmıyordum. Sesim çıkmıyordu. Normal sancı devam ediyordu. Yarım saat oldu. Allah Allah. Doğumhaneye de giremiyorsun, şifreli. Oradan bir tane ebe koşarak geldi. Nasıl koşuyor? Kanter içinde kalmış. Kapıyı açtı, girdi. Abi nasıl endişelendim? Ne oluyor ya dedim, hani muhabbet ne? Bir sıkıntı mı var? Kimse de bir şey demiyor. Sinan Çetin'in programında vardı ya, kapı açılır ve sen ona bakarsın, sarılırsın. O anı bekledim çünkü kapı yavaş yavaş açıldı. Dedim bebek geldi. Gelmemiş. Ebe beni çağırdı. Dedim ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Kalbim nasıl hızlatıyor? Dedi gel. Gittim. Yardıma ihtiyaç var herhalde. Yani çok... Dedim ne yapıyorsun? Doktor dedi git dedi eşinin yanına, elini tut, bu işi beraber yapalım. Yapalım. Gözümü açtım. Zaten bu dünya tatlısı bir şey yani. O kadar güzeldi ki ve o an, o zamana kadar yaşadığım acı, sancı hiçbir şey kalmadı. Hani her zaman bunu söylüyorlardı zaten. İşte çocuğu gördüğünde hepsi bitiyor. Diyorum, nasıl biter yani, o kadar canın yanıyor, nasıl biter? Ama gerçekten öyle, gerçekten bitiyor. 5 dakikada. Girdikten sonra 5 dakikada sonra. Hatta biraz böyle kendimi saldığım için saçmalamışım herhalde. Abdurrahim'de Arzu'ya bir şey mi verdiniz hocam? Diyor ki hayır vermedik. Bayağı anestezi almış gibiydim. İnşallah Allah isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Korkum var, onu da anlatmak istemiyordum ama neyse anlatayım. Eskiden çok Türk filmi izliyordum. O Türk filmlerinde biliyorsunuz. Hani o bebekler hastanede karıştırılıyor ya, işte bir bebek gidiyor fakir bir ailede yetişiyor, bir tanesi zengin bir ailede yetişiyor, sonra bunlar buluşuyor bilmem vesaire. Çok korkuyordum gerçekten o durumda. Bebeğimin karıştırılmasından korkuyordum. O yüzden hani hastanenin zaten elimiz oldu. Hani o anda hiçbir sıkıntı yok. Odada kimse yok. Hepsi bu kafamda bebeği diyorum, kodluyorum bu arada tipini mepini. Herhangi bir şey olmasın diye. İşte korku yani, sonuçta önüne geçemiyorsun. Sonra işte bebeği nereye götürüyorlarsa Arzu kenarda duruyor. O an zaten aileler geldi. Peşini bırakmıyorum. Hani o da olmasın diye.
Başta biraz alışmak zordu, uykusuzluk vesaire. Zaten doğumdan önce biraz uykusuzdum. Doğumun olduğu gün hiç uyumadım. Aylar öncesinden bunun hayallerini kuruyoruz. Yadi'nin eve ilk geldiği gün yulafın vereceği tepki ne olacak? Zaman zaman çocuklar eve misafir geldiğinde korktuğu, işte hırladığı durumlar da olmuştu. Çünkü işte çocukların çok enerjisi, ona zarar vermesi yulafta biraz ön yargı oluşturmuştu çocuklara karşı. Beni yulafta kıskanır diye düşünüyordum. Ama yulafın biraz da uysal olmasından dolayı kendimi de telkin ediyordum. Hani hayır, yulaf öyle yapmaz, sakin bir kedi diye. Bir de öncesinde zaten ailelerimizle de konuştuk. Biz geldiğimizde hani kimse yanımızda olmasın, sadece biz yulafla çocuğu baş başa sakin bir şekilde gösterelim diye. Çünkü yulaf biraz kalabalıktan da çekiniyor. Kalabalık olduğunda böyle insanlar onun üstüne çok gittiği zaman ya da çok böyle aşırı tepki verdiği zaman tıslayabiliyor. O yüzden kimse olsun istemedim. Eve geldiğimizde annem vardı zaten sadece. Annem diğer odaya gitti ve biz yulafın yanına hemen pusetle koyduk Yadi'yi. Kokluyor. Tabii yulaf herkesi koklar. Eve gelir gelmez koklar ama Yadi biraz daha fazla kokladı. İlk başta gerçekten kıskançlık oldu yulafta. Bir gece annem vardı zaten bir süre yanımda. Annemle kalktık, Yadi'nin altını falan değiştiriyoruz. Sonra dışarıdan bir ses geliyor böyle pat pat pat. Sonra annem baktı, bizim girişte kasede çikolatalar var. Yulaf onları tek tek ağzıyla alıp alıp yere atıyor. Bir sürü atmış. Annem de kızdı, niye bunları yere atıyorsun diye geri koydu. Ondan sonra yulafı da kucağına aldı, yanımıza getirdi. Anneme tısladı. Böyle biraz anneme tepki gösterdi. Niye karışıyorsun gibisinden. Yadi'nin misafir olmadığını kabul ettirmek birazcık bizi uğraştırdı. Sonrasında özellikle son 2 haftada ağladığında Yadi yulaf yanına gidiyor. Çok garip. Beşikte ağlıyorsa da beşiğe vuruyor böyle. Ya orada sus Allah'ın cezası diyor ya da hani sus işte oynayalım diyor. Ben oynayalım dediğini düşünüyorum. Öteki türlü kabul etmiyorum bunu. Bundan sonra yoldan geldik ailesi. İnşallah Allah izin verirse 3 bir de yulafla beraber 4 kişi devam edecek. Bizim doğum hikayemiz böyleydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Daha neler neler anlatacağım da. Aman. Neler neler. Neyse onu da başka videolarda Yadi alıyor.